Selamun aleyküm. Vallahi söyleyecek hiçbir şeyim yok. Sadece banyomu yaptım, tertemiz giyindim. Bir şeyler söylemek istiyorum yani. Video çekmek istiyorum. Hiçbir şey yok aklımda. Bu videoyu çekmem lazım sadece. Bir sürü şey düşünüyorum, hiçbiri tutmuyor, olmuyor. Geri vazgeçiyorum. Neyse, hele bir başlayalım. Bazen böyle oluyor, sonra da kapatmak istemiyorum. Ya işte videolar izliyorum yine YouTube'dan. Jimmy McKenzie diye bir çocuk var. Heykeller yapıyor. Resimler çiziyor. Bir de onlara çok güzel videolar hazırlıyor. Stop motion dedikleri bir şey var işte. Her bir karenin tek tek fotoğrafını çekiyor. İşte oradaki karakterin elini şöyle kaldırması için yaptığı heykelin ya da maketin, şöyle tutayım göstereyim. Şu kadar, şu kadar, şu kadar, şu kadar, şu kadar, şu kadar yaptığı her bir sahne için hareket ettiriyor, fotoğraf çekiyor. Hareket fotoğraf, hareket fotoğraf. İşte sanırım buna da stop motion diyorlar. Onun videolarını izliyorum lan. Elime kağıt kalem aldım gittim hemen. Hemen gittim kağıt kalem getirdim. Ben de resim çizecektim. Sonra üşendim. Vazgeçtim. Çocuk heykel yapıyor da heykel mi yapayım dedim. Ya böyle bir hayatım var ya. Her şeye bir anda canım istiyor ve bir anda vazgeçiyorum. Sabah kalktım, banyomu yaptım, tertemiz, her şey tamam. Çıkacaktım. İşe gidecektim. Gitmedim. Evdeyim hala. Ne olduğunu bilmiyorum. Gideyim diyorum arkadaşlarımın yanına. Gidemedim. Bir video çekeyim dedim. Bu hazırlığı 3 kere yaptım. Yapıyorum, kenara koyuyorum oraya. Bırakıyorum, tekrar alıyorum. Çok kararsız bir insanım. Siz de böyle misiniz ya? Hayatınız böyle zor mu? Herkesin hayatında zorluklar var da ifade etmeyi bilmeyiz genellikle. Şöyle bir şey duymuştum ya da okumuştum. En büyük işte topluma zarar veren tiplerin sadece ve sadece kendilerini ifade edemediklerini. Yani seninle otursa, konuşsa, tartışsa, biraz içini dökse problemin olmadığını fark edeceğini ama onun kendini ifade edemediği için tartışmanın ilk başında ya da hemen kısa bir süre içerisinde her şeyi kavgaya döktüğünü duymuştum ya da okumuştum, emin değilim. Sanırım ben kendini iyi ifade edebilenlerden bir tanesiyim. Yani içimden geçeni tek tek kelimelere, cümlelere dökebiliyorum. Çok kavga etmem çünkü. Çok değil, kavga etmem ben ya. Benim hayatımda yumruk yumruğa ettiğim kavga sayısı çocukken hariç yok. Çocukken yaptığım ufak tefekleri söylemiyorum. Ama yok, başka yok. Hiç kavga etmedim. Neyse. Ne diyecektim? Aklıma az önce başka bir şey gelmişti. Onu da söyleyeyim. Hastalıklarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. İşte dün fark ettim. Aslında hepinizden daha fazla rahatsızlığa sahibim. Çoğunuzdan daha fazla rahatsızlığa sahibim. Herkesin bazı hastalıkları var. İşte beni ömür boyunca çok zora düşüren bir hastalığım var mesela. Birçoğunuz bununla ilgili konuşurken dizleri titriyor. Ben böbrek taşı, işte böbrek hastasıyım. Benim böbreğimden 9 yaşımdayken öyle bir iki tane taş alındı ki bir çocuğun böbreğini düşünün. Yani 9 yaşındaki bir çocuğun böbreği en fazla şu kadardır. En fazla olsa. Ve benim bu böbreğimin içinden bir tane fasulye, bir tane de nohut büyüklüğünde iki tane taş alındı. Düşünün. Daha başlangıç. Ben ölümden döndüm. Yani doktorlar çok son saniyelerde geldiğimi söylediler. Çocukluk yıllarımın birkaç yılı onunla çok kötü geçmişti. Sonra bu böbrek taşı bende yeniden oluştu. Yaklaşık 18 yaşımdaydım falan. Yine çok ağrılar çekmeye başladım. Yine gitmedim doktora. Ve aradan yıllar geçti. Üniversitede bir doktora gittim. Doktor dedi ki acil ameliyat etmem lazım. Böbreğini neredeyse taş kaplamış dedi. Yine ameliyattan kaçtım. Sonra çok 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 kötü duruma düştüm. İşte dizlerimin üstüne çöküp kaldığımı hatırlıyorum. Beni aldılar acil buradan Adana'ya, Osmaniye'den Adana'ya götürdüler. Başkent Hastanesi'ne acil olarak ameliyata alındım hemen ertesi gün. İşte bir böbrek 13 santim mi? Benim böbreğimden çıkan taş yanılmıyorsam, abartmak istemiyorum, 9 santim civarındaydı. Buradan buraya kadar uzamış böyle bir taş düşünün. Taş baştan başa bütün böbrek havuzunu kaplamıştı.
Yine ölümden döndüm yani. Çok çok kötü durumlar atlattım. Sadece bu değil. Ben ankilozan spondilit hastasıyım. Yani bizim omurgamızda bir çeşit sıvı, iltihabi bir sıvı var ve o sıvı omurgamızın içini dolduruyor. Yani kemikleşiyor ve bizi kamburlaştırıyor bu şekilde. Biz niye diyorum? Babamda da aynı hastalık var. Galiba aile fertlerimde de var. Çok berbat bir hastalık. Size ne yapıyor biliyor musunuz? Sizi gece yakalıyor. Mesela uyudunuz saat 10'da, 11'de yatağa yattınız. Gece 3'te bu ağrıyla uyanıyorsunuz. Bütün sırtınız komple o ağrıyla kaplı. Nefes alamıyorsunuz. Yani benim gece ailemin ıkını ıkına sırtımı tutulmuş, nefes alamıyorum. Kemiklerim tamamen böyle yapışmış birbirine gibi hissediyorum. Sanki onlarca bıçak sırtımda saplı ve yaptığım anda her biri bir yerden saplanıyor. Nefes aldırmıyor yani. Şu şekilde nefes alıyorsunuz. Gibi. Eşimin, dostumun ya da ailemin koluma girip beni banyoya kadar taşıdığını, orada sıcak suyun altında kendime geldiğimi. İşte gittik, doktora gittik. Bunun için beyin cerrahına kadar gittim ya. Sonra bir abim dedi ki lan oğlum babamın hastalığı olmasın ankilozan spondilit. Gittik ankilozan spondilitle ilgili testler yaptırdık. Evet o çıktı. Neyse psikolojik de bir hastalıktır aynı zamanda. Yani bilinçaltınızda da bunu biraz şeker gibi, kanser gibi bunlar da çoğu zaman şeker hastalarının neredeyse hepsi sinir hastasıdır aslında sanırım. Çok bilmiş konuşuyorum ya. Birileri de çıkacak zırvalama diyecek en sonunda. Şeker hastalarına bakınız. Hepsi çok mutsuz, çok üzgün insanlardır ve şeker hastalığı onlarla beraber tetiklenir. Ezan okunuyor. Birazdan geliyorum. Saygılar. Aziz Allah. Şimdi ne yaptım? Namaz mı kıldım geldim? Yok. Sadece işte ezan okunurken en azından videoyu durdurdum. Yani ne diyorum? Ne anlatıyorum ben size? Bu ne? Bu hastalığım vardı benim. Belim ağrıyor benim. Buram ağrıyor benim. Belki size şöyle geliyordur. Lan adamdaki keyfe bak. Oha Allah Allah ağzının dolusu gülüyor. Oh keyfe bak. Lan değil değil. Herkesin bir sürü derdi tasası var. Kanserle uğraşanı da var. Kazananı kaybedeni de var. Hastalıkla sağlıkla uğraşanı var. Ailevi sorunları olanları var. Psikolojik sorunları olanlar var. Bir dönem çok ağır alkol bağımlısıydım. Şimdi niye anlatıyorum bunu? Hiçbirinize kötü örnek olmak istemiyorum. İstemem. Hepinizin bir dönem bazı şeylere başvurduğunuzu biliyorum. Bir kısmınız antidepresan kullanıyorsunuz. Bir kısmınız alkoliksiniz. Bir kısmınız sigara içiyorsunuz çok ağır. Ve ben şimdi 6 aya yakın bir süredir hiçbir şey içmiyorum. Ben sigarayı daha önce 2 seneliğine bırakmış, 1 seneliğine bırakmış, 6 aylığına bırakmış bir adamım. Alkolü defalarca bırakmış bir adamım. Daha kötülerini de yaşadım. Allah hiçbirinize yaşatmasın inşallah. Ve bitti gitti kurtuldum. Şimdi ne düşünüyorum biliyor musunuz? İşte o bana ilk sigarayı uzatan arkadaşım. Ya onun da bir suçu yok. Bu toplumun bir parçası sadece. Bu toplum bunu bir şekilde size ne bileyim izlediğiniz o filmlerdeki sigarayı şehvetle içen o kadından işte ne bileyim tam böyle rol modeli olarak seçtiğiniz baba yiğit delikanlı adamın içtiği o sigara falan hepsi size bir şekilde aşılanıyor. Böyle olmanız isteniyor. O sigara üreticilerinin satın aldığı yönetmenlerin, satın aldığı film sektörünün, oyuncuların size aşıladığı şeyler bunlar. Bu şekilde olmanız için zaten programlanıyorsunuz. Çok suçunuz yok. Ama intikam almak isterim şimdi onlardan. 20 sene o sigarayı içtim. O tütünü içtim. 20 sene ciğerlerimi mahvettim. Bunu yapanlardan intikam almak istiyorum. Bana o sigarayı satanlardan intikam almak istiyorum. Bakkaldan bahsetmiyorum. Onu üretip insanları zehirleyenlerden. 20 sene bana bunu içirdiniz. Hiçbir anlamı yoktu. Hiçbir şey. İlk içtiğim birkaç sigara sadece başımı dönderdi. Ondan sonra birazcık böyle kaslarımı gevşetti. Ama ondan sonraki 20 belki 19 sene bunu tiksine tiksine içtim. Bir şekilde bağımlı olduğuma inandırdınız beni. Bağımlı bile değildim. Kandırıldım işte resmen ya. Çok kötü kandırıldım. Çok üzülüyorum. 6 aydır uykumun düzeni, 6 aydır nefes alışımdaki düzgünlük. Şimdi bunları yaşadıkça hepsini çok
böyle şeyle, kinle, nefretle anıyorum bunu yaptıranların. Dediğim gibi hepimizin birçok sorunu var. Bu sorunları atlatmak için başka şeylere başvurmayın, yapmayın. Daha kötü pişman olacaksınız. Bir sorunu atlatmak istiyorsanız psikolojinizi düzeltin, kendinizle oturun, savaşınızı verin. Düzelmek zorundasınız. Hayat devam ediyor. Sakın sigara, alkol gibi, özellikle burada genç kardeşlerime söylüyorum. Bakıyorsunuz çevrenizde sigara içmek, ben çok iyi hatırlıyorum niye aşk başladığımı. 14-15 yaşımda. Benim için sigaranın ilk hayatıma giriş yılları 15-16 yaşımda, 17 yaşımda. İçenler daha kabadayıydı. İçenler daha yiğitti. İçenler daha bir yaşça olgun gösteriyordu. Hiç alakası yok. Vallahi, billahi, tillahi alakası yok. Sadece bir kandırmaca. İçenler daha ahmak. İçenler daha zavallı. Ve içenler hepinizden çok daha kötü sağlık şartları yaşayacaklar. Ya 30 yaşında bacağı kolu kesilen insanlar tanıdım. Benim arkadaşım kalp cerrahiydi. Ankara Üniversitesi'nde kalp cerrahiydi. Kıbrıs'tan gelen bir kadıncağızın bacağını kesmek zorunda kaldılar. Daha 30 küsür yaşındaydı. Çok kötü şeyler yaşayacaklar. Daha kötülerini yaşıyor insanlar. 40 yaşında, 50 yaşında çok böyle sigaraya bağımlı bir, sigaradan kaynaklı bir hastalık var. Şimdi adını hatırlayamayacağım. Böyle pankreas gibi bir adı vardı ya, yanılmıyorsam. Bu hastalık burger hastalığı. Burger mi? Burger. Öyle bir hastalık var. İnşallah yorumlarda bilen bir kişi yazar ya da ben araştırır yazarım. Sizden bir şey beklemem ben. Yazmazsınız. Bu hastalığa bağlı olarak insanların kolunu bacağını kesiyorlar, parmaklarını kesiyorlar. Bir çeşit kangrene dönüştürüyor o sigara. Hepimize yaramıyor. Ben bunu içtim 20 sene baş ağrılarıyla, tiksine tiksine içtim. Her bir yaktığım sigara bende baş ağrısı yaptı, biliyor musunuz? Yine de içtim. Allah hepinize yardım etsin. Size söylüyorum, bırakmak o kadar kolay ki. Hiç boşuna kendinizi kandırmayın. Hiç boşuna. Bir dakika durun. Boğazım doldu fark ettiyseniz. Bir temizleyeyim. Dün de böyle ara verip tekrar açarken görüntü bulanmış ve öyle kalmış. Sonuna kadar görüntü bulanık, dikkat ettiyseniz dünkü videoda. Onu söylüyorum. Bir an önce kurtulun şu sigaradan. Çok aşırı sigara tüketen insan var. Bana deyin ki, ya kardeşim sen bana Martaval okumada nasıl bırakacağımı söylediğin, madem bıraktın bize de öğret. Öğreteyim abi. Sigara sadece çevrenizde gördüğünüz zaman aklınıza düşen bir madde. Yani eğer sigara içen insanlardan uzak durabilecekseniz, durumunuz iyi, maddi sıkıntılarınız yok. 2 haftalığına kendinizi bir yazlığa, bir ya bağ evine ya da bir köye kapatın. Sigara içilmediğini adınız gibi bildiğiniz bir ortama gidin. Hiçbir şekilde sigarayı görmediğiniz zaman bırakmak çok kolay. Diyelim ki öyle bir imkanınız yok. Şehir içindesiniz ve çalışmak zorundasınız. Ve iş arkadaşlarınızın neredeyse hepsi sigara içiyor. Kesinlikle mücadelenizi sigaranın yakıldığı anda ortamdan uzaklaşmakta arayın. Çünkü bakın, sigarayı yakıp içmeniz geçen süre 5-7 dakika değil mi? O 7 dakikayı atlattıktan sonra inanın bir saat daha aklınıza gelmiyor sigara. 7 dakikalık bir sıkıntısı var ve sakın sandığınız gibi böyle abartmayın. Düşündüğünüz gibi değil. Ben çok daha büyüklerini bıraktım. Bana güvenebilirsiniz. Sigaranın bağımlılığı çok çok zayıf. Hiç de öyle zor değil. Demeyin ki işte benim kafayı yiyorum, çok sinirleniyorum. Şov yapıyorsunuz. Kendinizi kandırıyorsunuz. Ailenizi kandırıyorsunuz. Size değer veren insanlara zarar veriyorsunuz. Siz onlar şımartıyorlar. Ben sigara içmezsem, lan ben ne var ya, neleri bırakan insanları tanıdım biliyor musun? 50 sene, 60 sene içip bırakan insanlar tanıdım. Size ne oluyor? Hiçbir numara yapmayın. Kendiniz de bizi de kandırmayın. Çok kolay bırakmak. Hiç öyle psikolojik baskı bilmem ne, insanlara çok gergin oluyorum. Sinirimden lan ne biliyor musun? Sen çok aciz bir adamsın. Sen hiçbir numaran yok. Çok da korkak bir adamsın. Topluma zarar vermek için böyle bir şeye başvuruyorsun. Ulan hiçbir zaman içindekini dışarı vuramıyorsun. Hiçbir zaman onun bunun ona buna cesaret gösteremiyorsun. Sigarayı bırakırken anana, bacına, kardeşine sadece şov yapıyorsun. Yapma. Numara yapıyorsun. Hiç de bırakmak kolay, zor değil öyle. Uyuşturucuyu bırakan insanlar tanıyorum, tamam mı? Hiç öyle zor değil. Kimseyi kandırma. Boşuna kendini de bizi de üzme. Sigarayı bırakmak çok basit bir şey. 2 haftadır unutmayın. Bakın sigaranın bağımlılığı 2 haftadır. Vücuttaki son o bağımlılık maddesi olduğumuz sigaradan kalan atıkların atılması, sigaradan içtiğimiz zaman aldığımız maddeler ki bunların içerisinde nikotin bağımlılık yapar. Tekrar vücudun istediği nikotindir. 2 hafta sonra vücutta
Hiçbir zerresi kalmıyor nikotinin. Vücudun artık nikotin isteme şansı yok. Bundan sonrası sizin sadece psikolojik bağımlılığınız. Yani fiziki bağımlılık 2 hafta sonra zaten bitmiş oluyor. Psikolojik bağımlılığı atmanız da size kalmış. İradeniz ne kadar güçlüyse, ama şunu söylüyorum. Sakın demeyin ki bana 100 kişiden 90'ının iradesi zayıftır, bırakamaz. Hayır. 100 kişiden 5 tanesinin iradesi zayıftır. İnanın bu toplumda en fazla 5 kişi sigara bağımlısı olmalı. Çok ağır rakamlardayız. Size tavsiyem bir an önce bırakın. Bırakın cebiniz para görsün. Bırakın ciğerleriniz nefes alsın. Bırakın çevrenizdeki insanlar size doya doya sarılsınlar. Pis kokuyorsunuz. Çok ağır kokuyorsunuz. Bırakın ikinci sınıf vatandaş olmayın artık. Birinci sınıfa atlayın. Çok ya sigara içen insanların üstü, başı, her şeyi kokuyor. Dişleri sapsarı, berbat durumdalar. Allah yardımcıları olsun. Onlara daha fazla, yani bir çare olun. Kendinize çare olun da şundan kurtulun bence bir an önce. Onun nereden geldik ta buralara kadar? Bakın şimdi şunu söylüyorduk. Biz niye buralara geldik? Biz herkesin derdi, tasası, sıkıntısı var. Bunlarla birlikte yaşamayı öğrenelim. Ya psikolojik sorunları olan insanlar var ya. Çok sevdiğim bir arkadaşım bipolar. Bipolar, işte bipolar lan. Ben de bipolar olduğuma inanıyordum. Lan sonra interneti açıyorum. Bipoların özelliklerini okuyorum. Bir tanesi bana hiç uymuyor. Diyelim 4 tane madde tamamen beni tarif ediyor. Ama öyle bir madde var ki ben hiç alakası yok. Bipolarların en çok gösterdiği özelliklerden bir tanesi bende sıfır. Hiç yaşamıyorum. Demek ki bipolar değilim. Yapıyorum lan ney? Manik depresif. Aynı şey mi bilmiyorum. Özür dilerim. Panik atak. Panik atakları okuyorum. He lan, lan bende panik atak var. Abicim bazen hiç dediklerinden bir tanesi bende hiç yaşamamışım hayatım boyunca. Bunun gibi şunu dikkat et. Şu dikkatimi çekmişti. Bende düzen hastalığı var. Herkeste düzen hastalığı çıkıyor anasını satayım. Herkes ben düzen hastasıyım. Bir şeyi eğri koyduğunu dayanamam. Biz birbirimizden galiba hastalık kapıyoruz ya. Biz olmayan şeyleri de kendimize yansıtıyoruz. Hiç olmayan özellikleri kendimizde bulmaya başlıyoruz. Abartıyoruz. Hoşumuza gidiyor. Biz hastalık hastasıyız. Sanki bir çeşit, yani dikkat edin, hepimizin konuşması düzgün değil. Benim de değil. Yani ben bir fırsatını bulsam hahu etmeye başlarım. Çünkü ben Maraş'ta doğmuş, Osmaniye'de büyümüş bir adamım. Benim ailem İstanbul Türkçesiyle konuşmuyorlardı. Ben de onlar gibi konuşamıyorum. Ama öğrenmeye çalıştığım kadarıyla toparlamaya çalışıyorum. Çoğu zaman da açık veriyorum. Olsun, idare ettiği kadar. Utanmıyorum. Onun gibi hepimiz bir yerde bir sosyete gördük mü? Hepimiz gördük mü? Bak, gördüğümüz zaman değil, gördük mü? Bizim buranın şey vardır. Bahale, 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 bahale dersin bizde sürekli. İstanbul'da bir kız vardı, sürekli benimle dalga geçerdi. Bahale, bahale. Biz bir şey gördüğümüz zaman bende de var. He, ben de aynısı diyen bir toplumuz ya. Onun için işte biri diyor ki ben de diyor bipolar, ben bipolarım diyor, ben rahatsızım diyor. He, ben de bipolarım. Aynı ben aynı. Lan oğlum, bipolar kolay bir hastalık mı? Bipolarlar intihar ediyor lan. Yiyor mu? Yani Allah etmesin. Tabii ki kimse kimseye bir zarar vermesin de kendinize bir zarar vermeyin. İşte ben kendimi panik atak olarak değerlendiriyorum. Panik atakların ölüm korkusuyla kendini öldürmesi durumu var mesela. Bende öyle bir şey yok. Allah'a şükür. Hastalık hastasıyız. Herkesin kendine göre rahatsızlıkları var. Bunlarla yaşamayı öğrenmek zorundayız. Öyle. Yine bir ton bahsettim işte. Kamerayı çevirmeye korkuyorum ya. Çevirdikten sonra geri odaklamıyor. Ondan sonra bulanık geçiyoruz. Neden bahsedeceğim biliyor musunuz bir dahaki videoda? Hayatımdan bahsedeceğim size. Ben neler yaşadım, neler oldu biliyor musunuz? Nerede doğdum, nereden geldim, kimim, neyim, aslım ne? Bunlardan bahsedeceğim. Bunu şimdi anlatmayayım ki şey olmasın. He, bu videoyu da böyle doldurmuş olalım işte. Bir 15 dakikamız oldu kesin. Fazlasıdır, geçiyordur. Tekrar teşekkürler. Videolarımı harbi izliyorsunuz ya. Dünkü videoyu bir yükledim. 250 dakikadan fazla izlendi. Lan 30 dakikalık video. En azından 8-9 kişi hiç üşenmeden yarım saat oturup bu videoyu izlemiş ya. Hoşuma gidiyor. Şimdiden sonra yavaş yavaş izlenir işte. İlk yüklediğimiz video 750 dakikalara geldi. 15 dakikalık bir videonun 750 dakika izlenmesi. 100 kişi tarafından izlense 1500 dakika. Lan 50 kişi oturmuş beni dinlemiş ya.
İşin gücü bırakmış oturmuş. Bu ne diyor diye. Ben gülümsemişim, o gülümsemiş. Ya Gökhan'dan bahsedeyim size, Gökhan. Benim bir abim var, Gökhan abi. Mersin'de yaşıyor. Çok komik bir adam. Yani şöyle ki, onunla iken eğlenmeme şansınız yok. İşin esprisini size söyleyeyim. Gülüşü çok güzel. Adam güldüğü zaman sizi güldürür. Onunla videolar çekeceğim. Onu ikna etmeye çalışıyorum. Lan güle 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 ölürsünüz diyorum size. O gülsün biz gülelim ya. Başka bir şey değil. İnşallah öyle şeyler de yapacağız. Güzel olacak. Dahasını hazırlayacağım ya. Bu hoşuma gidiyor, bu benim video işi. Hani diyorum ya, bir anda müzik yapmak istiyorum, sıkılıyorum. Bir anda resim çizmek istiyorum, sıkılıyorum, yapmıyorum. Bunu sıkılmadan yapıyorum. Ben konuşmayı çok seviyorum. Belki de aradığım şey buydu. Belki de hayatımın nasıl değiştiğini anlatacağım insanlara. Haberlere çıkacağım. Belki de bir yerlere davet edileceğim. Neler oldu? Nasıl başladı? Ya ben işte çok perişan haldeydim. Mühendistim ama işim yoktu. Param yoktu. Şöyle böyle yaptım. Hayatımı berbat ettim. Derken bu YouTuber'lığa merak sardım. Kendi videolarımı çekmeye başladım. Allah yürü ya kulum dedi. Ne güzel olur ya. Belki buydu benim olayım. Belki kendimi bu şekilde ifade ediyorum. Ya belki de beni Allah böyle yarattı. Çok güzel olmaz mı lan? Sadece bak, severek yaptığım şey ne? Konuşmak. Sadece konuşarak bir ton insanın sevgisini kazanacağım, bir ton para kazanacağım belki de. Haberlere çıkabilirim, sunucu olabilirim, program hazırlayabilirim. İşte bu hani Okan Bayülgen'in Beyaz'ın falan programları var ya, işte öyle şeyler yapabilirim. Hafta sonu bir programı ayarlayabilirim, yapabilirim. Lan baksana nasıl bir çene var ya. Ben şu anda bu videoyu editlemiyorum ha. Açtım, kapatacağım böyle. Hiç durmadan konuşan bir gevezeyim ben. Yani bir de bunun bir sebebi var. Aslında ben sürekli bir konudan konuya atlayan tutarsız derecede yoğunlaşma konsantrasyon problemi yaşayan biriyim. Ama bunun bir faydası olmalı. Hani anlattık ya, radyasyonun, radyoaktivitenin zararı olduğu kadar yararı da var işte. O salınan element insanın değer geçerse, eğer beta parçacıysa DNA'nı bozuyor, ama gama parçacıysa kanser hücrenini öldürüyor. Veya işte elektron salan parça çekirdek ısınıyor, atom ısınıyor. Isıyı kullanarak enerji üretiyoruz gibi. Her şeyin bir kötü bir de iyi özelliği vardır. En kötü bildiğiniz şeyde bile bir hayır vardır. Yanılmayın. Onlarla işte iyi yanlarından faydalanmaya çalışın. Kötü yanlarını da tabii ki daha az yaşamaya çalışın. Neyse, hadi bu kadar uzatmayalım. Çok fazla uzatmayalım. Dediğimiz gibi Gökhan abiyle de videolar çekeceğiz. Bir sonraki videoda size nerede doğdum, ne haldeyim, nereye getirdim, 40 yaşıma kadar ben ne yaptım, nerelerden geçtik ve ben nereliyim, bunu soracağım size. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Lütfen videolara yorum yazın. Lütfen. Ha bir de şunu söyleyeyim. Lütfen videoları paylaşın. İzlemeseniz bile açık kalsın ekranınızda, ya da bir arkadaşınıza izletin şunları. Dakika kazanalım ve videolar tıklandıkça, bakın YouTube beni başkalarına da önermeye bir başlarsa milyonlara ulaşırız. Milyonlara. Şu anda 120 abonemiz var. Bu binlere ulaşır çok kısa sürede, milyon oluruz. YouTube başkalarına da önerir. Bu video çok izleniyor diye çünkü. Allah'a emanet olun. Sizi çok seviyorum. Saygılar.